belki de buranın en çok merak edilen yatağından bahsedeceğiz. Tempur yataklar. Bana göre bu yatağı ya seversiniz ya hiç sevmezsiniz. Deneyimlerime göre özellikle yabancı müşterilerim hemen geldikleri zaman direkt Tempur istiyorum diyebiliyorlar. O yüzden ben bu Tempur'u çok merak ediyorum. Nedir bu Tempur'u bu kadar özel, önemli, değişik kılan? Tempur dünyada NASA onaylı tek marka ve NASA onaylı malzemeyi üreten tek şirket. Bu teknolojik bir malzeme ve yüksek teknolojiyle üretilen bir malzeme. Akıllı hücre teknolojisi denilen bir yöntemle üretiliyor. Bu yöntem Danimarka'da üretim testlerinde üretiliyor. 79 ülkeye de aynı anda gönderiliyor. Yani bizim temsil ettiğimiz Tempur aslında Danimarka'dan gelen bir ürün. Benim sormak istediğim şey öncelikle bu yatağın içerisinde bu özel gizli, asla ne olduğunu söylemedikleri, nasıl onaylı bir reçeteyle oluşturulmuş bir malzeme var. Orası okey. Fakat başka neler var bu yatağın içinde? Sadece bu malzeme mi var? Aslında sadece bu malzeme var. Sadece bu malzemeyi farklı formasyonlara getirerek 3 farklı yatak elde etmişler. Bu yataklar aslında temelde birebir aynı malzemeyle üretiliyorlar. 1 metrekaredeki basınç değişebiliyor, şekil değişebiliyor ama malzemenin öz tütü hep aynı. Arkanızda göreceğiniz bir demo var. İsterseniz o demoyu da bakabilirsiniz. Evet, nedir bu gizli reçeteli ürünün, malzemenin özelliği? Bu akıllı hücre teknolojisiyle üretilen özel bir malzeme. Aslında 75 bin tıp personelinin araştırdığı 100 bin uyku hastası üzerinde test yaptıkları bir malzeme. Bu testlerden ve bu araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bu malzeme ilk defa astronotların kullandığı bir malzeme. Bunu astronotların? Evet, uzaya gönderilen füzeler içerisinde astronotların oturdukları koltukların yalıtım malzemesi aslında. G basıncını engellemek için kullanılan bir malzeme ve bu G basıncını engelleyen malzemeyi daha sonra uzmanlar tarafından yatak olarak dönüştürülüyor. Sektöre de ilk Tempur Med olarak, yani Tempur medikal ürünleri olarak ortaya çıkıyor. O zaman hastanelerde mi kullanılıyordu Evet. Bu yatak? Basıncı azaltarak romatik ağrılarda, kan dolaşımı problemlerinde ve aynı zamanda yoğun bakım ünitelerinde kullanılan bir malzemeydi. Daha sonra güncellenerek günümüze kadar geldi. Aa, çok enteresanmış. Peki bu ikisi aynı şey mi yoksa farklı mı? Öz tüt olarak aynılar. Fakat farklı formasyondalar. Sebebi şu, mesela sol elinizde tuttuğunuz daha yavaş şekil alabilen ve daha yavaş geriye doğru gelebilen bir malzeme. Yani memorform özelliğinin yüksek olduğu bir malzeme. Evet. Sağ elinizde tuttuğunuz ürün ise daha hızlı şekil alabilen ve daha hızlı geri gelebilen bir malzeme. Yani memorform özelliğinin daha düşük olduğu bir malzeme. Bu kişilerin ihtiyaçlarına göre farklı cevaplar verebilmek için yapılmış bir özellik. Peki bu hızlı itiş sağlayan hangisi buradaki yataklardan? Sensation 25 dediğimiz yatağımız daha hızlı cevap verebilen, memorform özelliğinin düşük olduğu, hareket kabiliyetinin yüksek olduğu bir yatak. Yani çok gömülmüyoruz aslında. Daha az gömülüyorsunuz ve daha kolay hareket edebiliyorsunuz. Ve ben dönerken de beni destekliyor, öyle mi? Hem sizi destekliyor yani. Aynen öyle. Yani fazla efor sarf etmenize gerek kalmıyor aslında. Evet. Ama romatik ağrılarınız varsa, memorform ihtiyacınız varsa böyle bir özelliğe, işte o zaman da orijinal 21 dediğimiz daha yavaş şekil alabilen ve daha yavaş geriye doğru düzelebilen bir yatağa geçmeniz gerekiyor. Bu yatakta daha fazla şekil alabildiği için basıncı daha fazla azaltıyor. Basınç azaldığı zaman da kan dolaşımımız kolaylaşıyor. Bu sayede de uzun süre aynı pozisyonda kalabiliyoruz. Omuzumuz uyuşmuyor, kalçamız uyuşmuyor. Süper. Peki ben şeyi çok merak ediyorum. Eşler, yani farklı insanlar aynı yatakta yattıkları zaman birbirlerinden genellikle rahatsız olurlar hareketten dolayı. Tempur bunun için uygun bir yatak mı? Bunun için en uygun yataklardan bir tanesi aslında. Evet. Bunun bir testi de var. Bu testi size göstermek isteriz. En bayıldığım şey. Testlere bayılırım. Deneyelim. Burada bir bardağımız var. Gerçekten bunu yapacak mısınız? Evet. Bunu bir insan olarak algılayalım. Yanınızda da çok büyük şiddette bir hareket olduğunu düşünelim. Bu hareket... Wow! Bu hareketle birlikte bardağımız hiç hareket etmedi. Ben dedim kırılacak, kesin düşecek. Yani eşiniz su içmeye kalktığında, yanınızda döndüğünde, hareket ettiğinde siz bu vibrasyondan etkilenmeyeceksiniz. Bu sayede de uykunuz kesintisiz bir şekilde devam edecek. Aa, süper.
Evet, aynı zamanda benim çok böyle dikkatimi çeken bir konu daha var tempurlarla alakalı. Tempurun sanki üzerinde özel böyle bir pedi var gibi. Bu özel bir malzeme mi yoksa sadece tasarımsal bir durum mu? Evet, bu özel bir kılıf aslında. Üzerindeki kılıf yıkanabilen, 60 derecede yıkanabilen ve çok kolay çıkarılıp, yüzeysel bir şekilde çıkarılıp çok kolay bir şekilde giydirilebilen bir ürün. Aynı zamanda kurutma makinesine de atılabiliyor. O yüzden ekstra bir aleze ihtiyaç olsa da kendi kendini koruyabilen bir yatak haline geliyor tempur. Ama benim bildiğim kadarıyla tempurun kendine ait alezleri de var değil mi? Evet. Biz çünkü tempur alırken hep tempuru kendi aleziyle birlikte alıyoruz. Evet. Ve çünkü alez kullanımı yatağın ömrünü de aynı zamanda uzatıyor. Tempurun özel alezi vücut ısısını dengeleme özelliğine sahip. İçerisinde pamuk bulunan yüksek teknolojili bir kumaşa sahip. O da makinede 60 derecede yıkanabiliyor. Ve çok yatağın ömrünü uzatan, çok önerdiğimiz ürünlerden bir tanesi Tempur'un özel alezi. Bu arada yatak bayağı serin yani. Sanki böyle insanı terletmeyecek, böyle ferah bir uyku sağlayacak bir yapısı var gibi geliyor bana. Onun nedeni Tempur materyali açık hücre teknolojisine sahip. Akıllı ve açık hücre teknolojisi milyonlarca küçük baloncuktan oluşuyor. Bu baloncuklar üzerine uyguladığımız baskıyla birlikte baloncuklar patlayarak mevcut içerisindeki havayı dışarı atıyorlar. Wow. Ve tekrardan taze havayla içlerini dolduruyorlar. Aslında bir nevi nefes oksijen alabilen bir ürün. Evet. Milyonlarca küçük oksijen tüpleri düşünün. Aa, harika. Sürekli bir hava akışı var. Evet. Yani ben işte böyle yattığım yatakta acayip terlemeyeyim, böyle ferah ferah yatayım derseniz Tempur gerçekten doğru bir tercih olacaktır. Kesinlikle.